Satrançli'den herkese merabalar. Sergey Karakenev ile Demir Fedosev arasında çok güzel bir karşılaşma. Hemen başlıyoruz. E4'e 5, at F3, at C6 ve fil B5. İspanyol atışını görmekteyiz. A6, dünkü maçta hatırlarsanız H6 sürüşü vardı ve İspanyol'daki A6 fikrine benziyor demiştim. Fil A4, at F6, kısa rok. Fil E7, ana devam yolda burada çok anlatacak bir şey yok. Kale 1 ve B5 sürüyor siyahlar. Fil B3'e de D6 oynuyor. Evet, buraya kadar olan süreçte beyazlar sürekli olarak C6'ya vurup E5 piyonu alma üzerine bir strateji ortaya koydu. Siyahlar da bu E5 piyonunu sürekli olarak korudu ve buradaki fili rahatsız etti diyebiliriz. Arkadaşlar, beyazların bir sonraki planı siyahlar at A5 oynayıp buradaki file saldıracağı için C3 sürmek. File hem kaçacak alan açmak hem de müsait zamanda D4 sürüşünü tetiklemek. Kısa rok H3. Burada H3 önemli arkadaşlar. H3 sürmeyip ezber bir şekilde D4 sürersiniz. Fil G4 gibi bir hamle var arkadaşlar. Bu hamle sıkıntılı bir hamle. Çünkü G4'de olan baskıyı arttırıyor. Mesela şimdi H3 oynadığınız zaman fil F3 var. Vezir F3 alırsanız D4'teki piyon boşta. Bakın C4, at D4, piyon boşta. G'li almak zorundasınız. Yani bu tahtaya ben bakmak istemem yani beyaz olsam. Bakın piyonlar oldukça kötü durumda. At A5 oynanabilir. Sonrasında C5 oynanabilir. Vezir D7, vezir C8, H3'e saldırılabilir. At H5 oynanabilir. Bir sürü fikir var arkadaşlar. Beyazın konumu kötü diyoruz. Fil G4'de fil E3 gibi bir devam yolu var ama arkadaşlar çok tavsiye edilmiyor. H3 gayet mantıklı bir hamle. Fil G4 fikri de kesildi. Şimdi D4 isteniyor. Fil B7. Burada benim tercih ettiğim birkaç hamle var. Bir tanesi fil D7, bir tanesi at B8. Mesela at A5'ten daha iyi bence at B8. At A5 oynayıp fil C2, C5 sürüyorlar. Daha böyle göze hoş geliyor ama A5'teki at ne alaka? Yani çok bence at B8 bir tık daha, yani şöyle söyleyeyim, ben daha çok tercih ediyorum diyeyim. Eski oranla daha çok tercih ediliyor. Çünkü bu at A5'e nazaran D'de daha çok iş yapıyor. Şimdi mesela şöyle söyleyeyim size. Fil C2, atı D7'ye koyacağız. Fil B7, C5. Yani bu at olay yerine daha çok ihtiyacımız var. A5'te tahta kenarında kalıyor. Evet, fil B7'de 4 sürüşleri gelmiş. Kale E8, at BD2. Fil F8, A3. H6, fil C2. Bakın iki tarafta gelişmeye devam ediyor. Siyahlar G5 kalesini tuttu. Beyazlar B4'ü tuttu. Çünkü bazı durumlarda D4 alınıp at B4 koyulabiliyor arkadaşlar, tempolu bir şekilde. At B4'ler gelebiliyor. Hem E4'e saldırı, hem file saldırı, hem D3'e bakış. Sonrasında A5, C5 sürüşleri. Birçok fikir şu an kesilmiş oldu. Siyahların B4 sürerek burayı dağıtma fikri de kesilmiş oldu. Fil C2 karesine geldi. Fikir, bakın, bu fillerin şah kana doğru çaktırmadan, hatta çaktırarak bakması. Fil C2'ye arkadaşlar siyahlardan enteresan bir girişim geliyor. Videoyu bir durdurun. Siyah olsanız ne yapardınız? Bakalım bulacak mısınız? Arkadaşlar, Fedosev burada diyor ki ben, diyor, oyuna eşit oranda ortak olmalıyım diyor. Ve E'lere 4 gibi bir hamle herkesin aklına gelmiş olur. Ama bunda C'lere 4 var. Onun yerine D5 oynuyor bakın. En benim çekindiğim hamleler gerçekten. Hani rakibim mesela bu tarz hamleler yaptığı zaman çekinirim açıkçası. Çünkü rakibin çok özgüvenli olduğunu gösteren bir hamle bence bu hamle. Bakın burada yani beyaz olarak biz hükmediyoruz sözde merkezi, adam geliyor bize saldırıyor. Ve yani 4 tane piyon da birbirini alır pozisyonda. O yüzden de yani gerilim gitgide artıyor. Daha fazla hesap gerektiren bir konum. D5. Arkadaşlar E çarpı D5 gibi bir hamleye vezir D5 var. Ve şimdi E4 sürüşüne çok gerek yok zaten de. Şimdi siyah vezir oyuna girmiş oldu. Mesela D5 alırsak at alır E5. Şimdi atı oynatamıyoruz. Vezir G2 mi at var arkadaşlar. Siyah veziri oyuna sokmak istemeyen beyazlar D5 almış. At alır E5. At alır E5. Kale alır E5 ve şimdi at F3. Bu da önemli bir strateji. F3'teki at E5'teki kırışmalarda da başka türlü kırışmalar, bazen D4'e giderek hani bu kare boşaltılıyor ve B1 karesinden D2'ye gelen at için kullanılıyor bu kare. At F3, kale 8 ve arkadaşlar burada da bir kere daha videoya duracaksınız. İkinci sorumuzdayız. Bu sefer sizce beyazlar ne oynamış olabilir? Bunu arkadaşlar çoğunuzun bulduğunu düşünüyorum. Durdurduysak piyon hamlesi vardır diye düşünüp ev eşi bulduğunuzu tahmin ediyorum. Arkadaşlar E5 çok önemli. Birçok konumda neyse gözü çıkarmayayım. Sonra bulanıklaşıyor şey kayıt. Arkadaşlar birçok konumda beyazların ana fikri hep söylerim. E5 sürüp buradaki attan kurtulmak. Buradaki attan kurtulduğunuz zaman H7'yi kontrol eden bir şey olmuyor. Şah kadında siyahlar daha kötü bir savunma durumunda, daha kötü bir savunma formasyonunda yakalanıyor. Ve bakın C2'yi süs olsun diye buraya getirmedik. C2'ye file. Bakın fillerin ikisinin önü açıldı. Şimdi burada siyahlardan çok güzel bir hamle arkadaşlar. Bakın bu tarz konularda böyle pisirik pisirik at D7'de oynamayın arkadaşlar. Pisirik oynayacaksak satranç oynamayalım. Bu kadar net söylüyorum. Yani taşları geri gitmeyelim demek değil bu. Olabildiğince hep inisiyatif girişiminde, konuma hükmetme girişiminde motivasyonumuz yüksek bir şekilde kaybediyor olsak bile, tabii ki saçma sapan saldırı yapmam ama olabildiğince aktif hamleleri tercih etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Psikolojik bir savaş satranç oyunu. Siz böyle pisirik pisirik oynadığınız zaman bir şey elde etmezsiniz. Burada siyah at D4 oynamış. Çok mantıklı bir hamle. Hem merkezi kontrol ediyor, hem psikolojik olarak ileri yönelik bir hamle, hem C2'deki filini kapatıyor. Şimdi bakın at D7 oynadığımızı düşünelim. Vezir D3, H7'den mata çağrı yok. Terk olduk onu.
G6 oynamak zorundayız. E6 terk. Direkt patladık. F6'yı vezir G6 şah. Yani buradan sonra bakmaya gerek yok arkadaşlar. Yani herkes gözünü kapatıp burada mat eder herhalde. 500 tane mat fikri var yani. Şah F8 falan oynayacak. Fil H6 alacak. At geliyor, fil geliyor. Yani hiç bakmaya bile gerek yok. Bakın E6 sürüşü nasıl oyun bitiyor. At E4 o yüzden çok önemli bir hamle sevgili arkadaşlar. Fil F4 beyazlardan ve siyahlar bu sefer C5 oynayarak merkezi kontrol etmeye devam ediyor. Beyazlardan siyahın buradaki piyon yapısını bozmaya yönelik A4 girişimi geliyor ve siyahlar enteresan bir şekilde F5 tercihi geliyor ve bu da çok klas bir hamle. Keşke size sorsaydım bu hamleyi. Normalde arkadaşlar don't touch F pawn deniliyor. Yani F piyonuna dokunmayın, F piyonuna dokunmayın çünkü birçok kareyi zayıflatıyor diyoruz. Ama bakın F5'in şöyle bir güzelliği var. E4'teki at sonsuza kadar kalkmıyor. Yani bu atı kaldırmak için at D2 falan oynamanız gerekecek. Ölme şey mi? At D2 F3 oynadıktan sonra hani bu atı kaldırıp mesela at D2 oynayalım bu konuda. Şimdi fikriniz ve F3 oynamak olsun. Adam vezir H4 oynuyor. Şimdi F3 oynayamazsınız. Vezir F4 iyi akşamlar. Fil gidiyor. Fil H2 kaçın. Buna da vezir F2 var. Sonra D2'yi falan da alabiliyor. Terk oldu arkadaşlar. Yani vezir H4 çok sert geliyor. Yani bu atı ayıramıyorsunuz. Dediğim gibi F6 ve H3'teki atlar önemli savunma taşları sevgili arkadaşlar. Evet devam ediyorum. F5'e mesela beyazlardan ne yaptığını size soracağım ama mesela neyse önce size sorayım. Bu konuda sizce beyazlar nasıl devam etmiş olabilir? Üçüncü sorumuzdayız. Bakalım bulabilecek misiniz? Evet içinizden F6 dediyseniz arkadaşlar doğru hamle değil. Burada beyazlar H4 oynamış. Fikir de güzel. G5 fikrini kesmek. Ama önce şu F6'yı hemen bir analiz edelim. F6 alınsaydı arkadaşlar siyahlar da vezir F6 alınacaktı. Yine bazı arkadaşlar abi konu dağılıyor falan demişler ama arkadaşlar satranç kanalında analiz olması gerekiyor. O yüzden mutlaka analizlere yamanlıklara bakmamız gerekiyor. Onu da söylemek istiyorum. Dilerseniz videonun sonunda 10 saniye maçı baştan sonra analiz olarak gösterebilirim ama rica ediyorum. Bu konuda çok tenkitte bulunmayın. Çünkü çok açıkladığım bir konu yani. Yan varlıklara bakmadığım sürece öğretici olmadı. Ben de size hiç bakmayayım o zaman. Buyurun hemen göstereyim. Alın. E4, E5, atı füce atçıya al. Çok kolay oldu benim için video. Her gün 8 video atarım. At F6, kısa rok, file E7, kale E1, file E3, D6. Hoş geldiniz arkadaşlar. Beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. At E5, at E5, at F3, E5. Evet. Beyaz kazandı, siyah kazandı. Yani bu şekilde yani kısaltabiliriz videoları bu arada. Öyle bir istek var ama hani arkadaşlar bu şekilde olmaz bence. Hep aynı açıklamayı yapmak zorunda kalmayalım. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Çok dağıldık. Şimdi bakın H4 geldi dedik. Çünkü F6 ve vezir F6 var. H4'ün fikri G5'i sürmekti. Bunu unutmayalım. G5 sürüp siyahı rahatlatmamak istiyor birazdan. Mesela örnek vereyim. Bir tane bekleme hamlesi yapın. Burada hani G5 bence gayet oynanabilir bir hamle. Fil nereye gidecek mesela? H2'ye mi gidecek? Buradaki piyonlar ne kadar çok ilerlemiş gözükse de C3 de boştaymış bu arada. Hani beyazlar saldıramıyor. Devam ediyorum. F5 H4 fileye de H5 sürmüş. G5 kesme devam ediyor. Kale F8. Alır B5. Alır B5. Kale alır A8. Fil alır A8. Ve burada bir kere daha videoyu durmanızı isteyeceğim. Dördüncü sorumuzdayız. Sizce beyazlar ne oynamış olabilir? Bakalım olabilecek misiniz? Arkadaşlar. Beyazlar burada. Ya Sergey Karekin'i hakikaten bence yeterince önemli. Yani tabii ki önemsiyor da yeterince yani becerisinin bence çoğu insan farkında değil. Yani çok bir şey olarak görülmüyor yani mesela inanılmaz bir hayran kitlesi olan bir oyuncu değil belki ama bence çok yetenekli inanılmaz bir oyuncu. Hani tarihte ilk ünvan alanlara, ilk büyük usta ünvan alanlara bakarsanız nerede demek istediğimi anlayacaksınız. E6 oynuyor burada arkadaşlar. Çok klas bir hamle. Bakın E5 karesini boşaltan bir hamle. Çok üst düzey bir hamle. Bu hamleyi bulan arkadaşlarımız varsa chat'e yazabilirler. Yani 24. hamle inanılmaz bir hamle. Tebrik ediyorum bulan arkadaşları. Bakın konum ilerletebilmeniz için bu taşların daha iyi noktalara yerleşmesi lazım. O noktalar ne? E5 karesi mesela. Şimdi E6'ya at E5 tehdidinde geliyor beyazlar. Mesela vezir E8 oynayıp E6'ya saldırırsanız at E5. Vezir alır E6 alıp hani sevinirseniz aa ne güzel piyon aldım. At G6 oynuyor. Kaleye herhangi bir yere karşınızdan F3 at düştü. Yani E6'yı dolaylı yoldan koruyor aslında Sergey Karekin. Bakın bu piyon yalnız kalmış bir piyon ama arada yani 30 tane taş olmasına rağmen E1'deki kalenin E6'yı dolaylı yoldan koruması bence çok güzel bir fikir. Sevgili arkadaşlar o şekilde görüyorum. O yüzden vezir E8 olmuyor. Kale E8 oynanmış. At E5. Fil G5. Gel taşları keselim diyor. At G6. Siyahlar burada D4 oynamış. Olabildiğince merkezden gelmek, filin önünü açmak ve karışıklık yaratmak adına. Şeye bakalım. Hani bu konumda kale E6 alınıyor mu diye. Arkadaşlar kale E6 alırsanız bu konumda bakın yine fil G5 gibi bir tercihimiz var. Mesela H5 aldığınızdan yine F3. Bakın bu F3 hamlesi hep E6'yı dolaylı olan kalenin koruduğunu gösteriyor. Vezirle belki almayı deneyebilirsiniz ama yine F3 var. Hani vezir H5 F alır E4'e kale G6 ya da vezir G6. O zaman şey yapalım. F4 almadan önce bir tane at F4 çatal çekelim. Bakın gayet basit bir şekilde sonra E4 alabiliriz.
Yani her halükarda bu F3 fikri sebebiyle E6'nın korunduğunu söyleyebiliriz. Devam ediyorum. D4. G alır D4. Arkadaşlar siyahlar sizce burada ne oynamıştır? Videoyu durdurup bir düşünün bakalım. Enteresan bir tercih geliyor burada D4'den. G alır D4 almıyor. At F2 vuruyor arkadaşlar siyahlar. Şimdi niye G alır D4 almadığını biraz inceleyelim. G alır D4 alsaydı F3 hamlesi gelecekti beyazlardan. Şimdi bu atı nereye oynayacağız? Mesela C5 karesine gidelim. E7 hamlesi gelecekti. Vezir ne oynayacağız? Mesela C8 gibi bir kareye gidelim. Fil G5 hamlesi gelecekti. HG5 gibi bir hamle tercih edelim. Bakın burada tüm taşlar bakın siyahı iyice hani baskı altına aldı. Şimdi vezir alır D4 artık vezir de oyuna giriyor ve konum tek. Yani B4 fil B3 tehditleri de var. H6 sürüşü de vezir H8 mat fikirleri de var. Atla vezirin uyumuyla birlikte. Bu sebeple arkadaşlar konum çöktüğü için burada siyahlar at alır F2'yi tercih ediyor. Şah alır F2 almış basitçe. Fil F4, at F4 ve şimdi vezir açıyor. En azından bir karşı şansım olsun diye düşünüyor. Şah G1, vezir alır F4. Tüm taşlar eşitlendi arkadaşlar. Siyahlar konumu kurtardı mı? Size sormak isterim. Sizce konumu kurtardı mı? Hayır tabii ki. Çünkü beyazlardan çok güzel bir fikir var. Buraya kadar düşünen Sergey Karekin siyahların tam konumu kurtardığını zannettiği anda D5'i patlatıyor. Vezir G3 gibi bir hamle yapılmış. Bakın iki tane bağlı piyon var. Buna da kare E2, fikir D6'dan sonra bu fille vezirin mat isteğini engellemek. Vezir G5, vezir D2 ve sonrasında arkadaşlar Vladimir Fedosev terk etmek durumunda kalıyor. Analizsiz bir şekilde maçı izlemek isteyenler için tekrar onları kırmadan maçı çok kısa bir şekilde gösteriyorum. Analizsiz bir şekilde hani ana şey takip edemiyoruz falan diyenler oluyor. Dediğim gibi arkadaşlar satranç kanalı olarak analiz yapmak durumundayız maalesef. Yani maalesef değil tabii keyifle yapıyorum da hani sizi memnun edemediğimiz için maalesef diyorum. Ama bunları yapmak durumundayız, anlatmak durumundayız. Neyi neden kaynaklandığını, bu oyunun güzelliğini, arkasında yatan sanatı, geometriyi, stratejiyi, her şeyi ancak ve ancak analiz ederek bunların farkına varabiliriz diyoruz. Ve siz de kırmadan maçı da göstermiş oldum yorumsuz bir şekilde. Yarın görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.